Aşırı halsizlik, çarpıntı, çabuk yorulma, deride koyulaşma, gelişme geriliği. Halk arasında Akdeniz anemisi olarak bilinen talasemi hastalığının en sık görülen belirtilerinden birkaçı. Akdeniz anemisi talasemi genellikle Akdeniz bölgesinde görülen ve genetik faktörlerle sonraki nesillere geçebilen bir tür kansızlık hastalığıdır. Ülkemizde 1.4 milyon taşıyıcı ve 4500 civarında talasemi hastası bulunmaktadır kadın ve erkeğin taşıyıcı olması durumunda çocuğun %25 oranında hasta olması ihtimali vardır. Tüm dünyada önemli bir sağlık sorunu olan ve ülkemizdeki en sık görülen genetik hastalıklardan biri olan talasemi tarama testleriyle saptanabilir. Bu nedenle önlenebilir bir hastalıktır. Hastalığın en ciddi formu olan beta talasemi bebek 6 ayını doldurduktan sonra ortaya çıkar ve organların hasar görmesine yol açabilir. Hastalık saptandığı andan itibaren kan nakilleriyle kontrol altına alınır. Günümüzde kök hücre nakli hastalığın kesin tedavisidir. Ancak organların hasar görmemiş olması kök hücrenin başarısında önemli rol oynar. Akdeniz anemisi taşıyıcı olan kişilerde ise kansızlık dışında önemli bir bulguya rastlanmaz ve tedaviye gerek duyulmaz. Günümüzde tıp dünyasındaki gelişmeler sayesinde hastaların hayat kalitesini ve yaşam süresini artırarak talasemi kontrol altına alınabilmektedir. Hematoloji uzmanı Profesör Doktor Ahmet Öztürk talasemi hakkında en çok merak edilen 8 soruyu cevapladı ve şu önemli uyarılarda bulundu. 1. Talasemi hastalığının belirtileri nelerdir? Anne ve babadan gelen bozuk genlerin yol açtığı genetik bir kan hastalığı olan talasemi, ciddi kansızlık ve buna bağlı olarak aşırı halsizlik, çabuk yorulma, etrafa ilgisizlik, renkte solgunluk, çarpıntı ve gelişme geriliği gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Deri renginde ve idrar renginde koyulaşma, safra kasesinde taş, karaciğer büyüklüğü, kalp yetmezliği ve iskelet sisteminde bozukluklarda da ortaya çıkabiliyor. 2. Akdeniz anemisinin nedenleri nelerdir? Akdeniz anemisi yani talasemi yalnızca kalıtsal nedenlerle oluşur. Türkiye genelinde her 40 ila 50 kişiden biri, Antalya, Adana ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise her 10 kişiden biri talasemiye yol açabilecek genleri taşır. İnsanlarda bir özelliğe ait genlerden iki adet bulunur. Biri anneden, diğeri babadan geçer. Akdeniz anemisinin ortaya çıkması için iki bebeğinden en az birinin hastalığın taşıyıcısı ya da hastalığa sahip olması gerekir. Ebeveynlerde hastalık geni bulunmuyorsa doğacak çocuklarda da bulunmaz. İki ebeveynin de hastalığın taşıyıcısı olduğu durumda doğacak her çocuğun %25 hastalıklı doğma, %50 taşıyıcı olma ve %25 sağlıklı doğma ihtimali vardır. İki ebeveynden biri hastalığın taşıyıcısı, diğeri sağlıklı olduğunda Doğacak her çocuğun %50 hastalığın taşıyıcısı, %50 sağlıklı olma olasılığı vardır. İki bebeğinden biri hastalığa sahip, diğeri hastalığın taşıyıcısı olduğunda, doğacak her çocuk %100 hastalığın taşıyıcısı olur. İki bebeğinden biri hastalığa sahip, diğeri sağlıklı olduğunda, doğacak her çocuğun %50 talasemi hastası, %50 taşıyıcı olma ihtimali vardır. Bu olasılıkların dışında anne ve babada taşıyıcılık saptanırsa, preimplantasyon genetik tanı yöntemiyle elde edilen sağlıklı embriyolar, aşılama ya da tüp bebek yöntemiyle enjekte edilerek sağlıklı çocuklar doğabilir. Taşıyıcılık durumunda hastalık ortaya çıkmaz. Yalnızca taşıyıcı olan kişilerin ileride sağlıklı çocukları olması için bilgilendirme yapılması önemlidir. Özellikle akraba evliliklerinde talasemi riski yüksek olduğundan bu kişilerin evlilik öncesi gereken tetkikleri yaptırmaları çok büyük önem taşır. 3. Talasemi hastalığında risk unsurları nelerdir? Talesemi kalıtsal bir hastalık olduğu için çevresel faktörler risk oluşturmuyor. Talesemi hastalığı açısından anne ve babası taşıyıcı olan çocuklar risk altındadır. Yapılan bilimsel çalışmalar iki taşıyıcının evlenmesi sonucunda her bir çocuğun %25 hastalıklı doğma, %50 taşıyıcı olma ve %25 normal doğma ihtimali olduğunu gösteriyor. 4. Talasemi hastalarının talasemi taşıyıcılarından farkı nedir? Talasemi hastaları talasemi taşıyıcılarından farklı olarak bir ömür boyu sürekli yeni kan nakline ihtiyaç duyarlar. Öyle ki 3-4 haftada bir yeni kan almadan hayatlarını sürdürmeleri imkansız oluyor. Ancak bu sayede erişkinliğe ulaşabiliyorlar. Talasemi taşıyıcısı olan kişilere ise kan nakli gerekmiyor. Talasemi taşıyıcılarında hafif düzeyde bir kansızlık ve buna bağlı olarak halsizlik görülebiliyor. Çoğu taşıyıcıda hiçbir bulgu olmayıp ancak tesadüfen yaptırdıkları tahlil sonrası talasemi taşıyıcısı olduklarını öğreniyorlar. 5. Ben taşıyıcıyım, eşim değil. Çocuğumuzun riski nedir? Ülkemizde en yaygın görülen genetik hastalıklar arasında ilk sırada yer alan talasemenin ortaya çıkması için anne ve babanın her ikisinin de taşıyıcı olması gerekiyor. Bir beta talasemi taşıyıcısı taşıyıcı olmadan bir kişiyle evlenirse doğacak her bir çocuk üzerinde %50 taşıyıcı, %50 sağlıklı olma olasılığı vardır. Taşıyıcılık durumunda hastalık ortaya çıkmaz. Ancak anne veya babanın birinde taşıyıcılık var, diğeri normal ise çocuklarda hastalık değil ama taşıyıcılık görülebilir. Özellikle akraba evliliklerinde çocuğun hastalıklı dünyaya gelme riski yüksek olduğundan bu kişilerin evlilik öncesi mutlaka gerekli tetkikleri yaptırmaları gerekir. Talasemi taşıyıcıları riskleri bilmek kaydıyla normal ve tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olabilirler. 6 Talasemi hastalığı önlenebilir mi? Günümüzde teknoloji ve tıptaki hızlı gelişmeler sayesinde talasemi hastalığını engellemek mümkün olabiliyor. Genetik bilimsel gelişmeler ışığında geliştirilen yöntemle taşıyıcı çiftlerin bebeklerinin sağlıklı doğması da mümkün olabiliyor. Ancak bunun için çiftlerin evlenmeden önce talasemi taşıyıcılığı açısından mutlaka test yaptırarak taranması gerekiyor. Genetik tanıyla çiftlerin Akdeniz anemisi hastalığına yol açabilecek taşıyıcı genlere sahip olduğu saptanırsa, doğacak çocuklarının da taşıyıcı ya da hasta olma ihtimalleri de hesaplanabiliyor. 7. Talasemide yaşam tarzı nasıl olmalı? Talasemi hastalarının tıpkı her insanın yapması gerektiği gibi sağlıklı beslenmesi önemli. Ancak özel bir diyet uygulamaları gerekmiyor. Yılda bir kez kan kontrolü yaptırmaları şart. Bununla birlikte vitamin ve özellikle demir ilacını hekim önerisi olmadan kesinlikle kullanmamak gerekiyor. 8. Talasemi hastalığının kesin tedavisi var mı? Talasemi hastalığı kalıtsal bir hastalık olduğu için ilaçla tedavisinin olmadığını belirten Profesör Doktor Ahmet Öztürk şunları söylüyor: "Kök hücre nakli bugün için talaseminin kesin tedavisidir. Başarılı bir nakil gerçekleşirse Hasta yaşamına kan desteği ve onun getirdiği yan etkiler olmadan devam edebilir. Talasemili bir hastanın doku grubu uygun bir kardeşi varsa kardeşinden kemik iliği nakli ile yapılabilir. Günümüzde araştırmalara devam edilen gen nakli tedavisi henüz hastalara uygulanmıyor.